hazırlıklarımızı son aşamadayız, bitirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız da takdim etti. EYT ile ilgili detayların belli olmasının ardından gözler emekli olacaklara bağlanacak maaşlara çevrildi. Merak edilense EYT'lilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olup olmayacağı. Kimsenin maaşında bir kısıntı yok. Herkes hak ettiği maaşı alacaktır. Nasıl hak ettiği, nasıl hesaplanıyorsa o şekilde hesaplanarak alacaktır. Diğer soru, ne zaman başlayacak? Evet, hangi ay? O meclis süreçlerinde, meclisin vereceği kararla ortaya çıkacak bir tablo. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, televizyonda katıldığı canlı yayında EYT düzenlemesine ilişkin soruları yanıtladı. Biz teknik hazırlıklarımızı milletvekillerimizle grupla yaptıktan sonra, ondan sonrasında biz karışmayız. Süreç aşama aşama belli bir noktaya gelir. Meclis kararı verir. EYT kapsamında emekli olacak kişi sayısı ve maliyetine ilişkin rakam verdi. 4.7 milyon insan devreye girecek. Kolay bir maliyet değil, onu söyleyeyim. 100 milyarın üzerinde bir maliyeti var. Ama biraz önce bahsettim, bizim bütçe imkanlarımız içerisinde karşılanabilecek bir maliyet. Bilgin, EYT kapsamında kredi garanti fonundan verilecek tazminat desteğinin doğrudan işçiye verilmesinin önerildiğini ifade etti. Birçok talep geldi. Biz bunları değerlendirdik. Konuyu Maliye Bakanımızla da görüştüm. Kredi garanti fonundan bir destek verilerek doğrudan doğruya işçiye verilmesini çok önerdik biz. Bakan Bilgin, sözleşmelilere kadro düzenlemesinin meclise sunulduğu bilgisini de paylaştı. Sözleşmeli personelin kadrosunu çözdük. Kadroya geçiyorlar. Bugün mecliste bu. Ve son olarak asgari ücretten sonra memur maaşlarına yapılacak zam oranı. Memurlarımızı da, bütün çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yani enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenleme yapacağız.